tıkanır. Bir kısmi dediğimiz yarı tıkanabilir, bir de tam tıkanabilir. Yarı tıkanıklık dediğimiz durumda öksürme vardır. Öksürebilir, konuşabilir, zor da olsa konuşup yardım isteyebilir. Nefes alır. Eğer nefes alıyorsa, konuşuyorsa, öksürüyorsa kesinlikle gidip dokunmamak gerekiyor. Yani genelde sırtta vururlar öksürük anında ama kesinlikle bunu yapmamak gerekiyor. Yaptığımız takdirde tam tıkanmaya sebep olabiliriz. Ne zaman sırtta vuracağız? Ancak tam tıkanırsa, tam tıkandığını nasıl anlayacağız? Hemen elini götürür, boyun kısmına şu şekilde yerleştirir. Yüzü gözü morarmıştır çünkü nefes alamaz, konuşamaz, öksüremez. Biz bunları gördüğümüzde tamam tam tıkandı deyip o zaman sırta vuruşta başlayabiliriz. Öne doğru yer çekiminden de yararlanalım. Eğebildiğimiz kadar eğelim. Tabii ki altından, koltuk altından destek alalım göğsüne doğru. Çünkü vurduğumuzda karşıya gitmesin. İki kürek kemiği arasından aşağıdan yukarıya doğru vur kaydır yöntemiyle süpürür tarzı deriz buna. Vur kaydır. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere bu sırtta vuruşla başladık. Bakıyorum ağzından çıkan bir şey varsa, cisim çıkmışsa alıyorum. Çıkmadı, hemen baş parmağımı yumruk yapıyorum, arasına sıkıştırıyorum. Şuradaki sertlikle, çıkıntıyla, baş parmağım çıkıntısıyla midenin üstü, göğüs kemiğinin altı olan bölgeye bası yapacağım. Buna Hemlich manevrası deriz. Yani karına bası. Karına bası yaparak içerideki havanın cismi dışarıya fırlatmasını sağlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Aşağı, geriye ve yukarıya doğru basımızı yapıyoruz. 5 kere yaptık. Çıkmadı. Yine sırta vuruş. 5 kez. Çıkmadı. Yine karına bası. Bu şekilde 5, 5 çıkana kadar devam ediyoruz. Çıkmadıysa, bilinç de kapandıysa, zaten nefes alamıyordu. Bilinç de kapandıysa artık ne yapmamız gerekiyor? Temel yaşam desteği dediğimiz suni solunum ve kalp masajına geçmemiz gerekiyor. Tabii ki bu arada 112'yi aramayı asla unutmayacağız.